İttah Çapkını kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nihat. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bu videoyu öncelikle saat 6'da çektiğimi beyan etmek istiyorum. Hani e, videoyu beğenilerinizi ona göre atarsanız çok sevinirim. Sizler için uğraştığımı bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu videoda sizlere üç buçuk istiyor nasıl bulunur bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle birkaç hatırlatma yaptıktan sonra videoya geçeceğim. Şimdi WhatsApp'ta 3 adet grubumuz bulunuyor. Neden 3? Çünkü e, bir grup en fazla 257 kişi alıyor arkadaşlar biz 257'lerin çok üstüne çıktığımız için artık sığmadık. Dedi ki böyle bir şey yapalım. 3 tane grup oluşturalım. 3 gruba dağıldık arkadaşlar. Yani yani bir kişi 3 grupta da olabiliyor aslında ama yeni gelen arkadaşlar için de e, böylesi daha mantıklı olduğu diye düşünüyorum. Şimdi 3 adet WhatsApp grubumuz var. İddia Çapkın canlı diye. Burada sadece ben canlı iddialarımı paylaşıyorum. Maçlarımı paylaşıyorum. Sohbete kapalı bir gruptur. Canlı maç oynamak isteyen arkadaşlar bu grubumuza gelebilir. Yorumlarda linki var. Hemen altında iddia çapkını VIP. Burada da kendi paylaş e, kendi oynamış olduğum banko kuponları, ideal kasa katlama, sürpriz kuponlar, skor kuponlar, handikaplı kuponlar, ilk yarı maç sonucu kuponlar, birden iki kuponlar, ikiden bir kuponlar. Bunların hepsini VIP grubunda ücretsiz bir şekilde paylaşıyorum. Bunları da değerlendirmek isteyen grubumuza katılabilir. Aynı şekilde sohbete kapalı bir gruptur. Bu da yorumlarda linki bulunuyor. Hemen onun altında iddia çapkını öneri diye bir grubumuz var. Burada da sohbete açık bir grup olduğunu beyan etmek istiyorum arkadaşlar. Herkes fikirlerine danışabilir. Birbirlerine merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir şeyler olursa bu grubumuza gelebilirsiniz. Yine aynı şekilde gruptan gruba maçlarımı falan paylaşıyorum. Yani maçlarımı anlayacağınız her grupta paylaşıyorum. Herkes oynayabilsin diye arkadaşlar. Zaten bugün de paylaşımlarımı yaptım. Yarın için 2 oranlı, 3 elde oranlı işte sistem 2, 3, 4 kuponum. Ondan sonra 3 oranlı kuponum. Yani hepsini gruplarda paylaşıyorum arkadaşlar katılmak isteyen yorumlardaki bu WhatsApp gruplarımıza katılabilir daha sonra e, Telegram diye bir uygulama varmış Sağ olsun biri yoruma yazmış Ben de onun sayesinde indirdim hemen orada da grubumuzu açtık şu an 216 kişiye sahibiz bu grupta bu grupta da üye sayısı 500'e falan çıktığında e, yavaş yavaş bu gruptan da maçlarımı vermeye devam edeceğim bu gruba özel başka e, maçlar vereceğim yani bu grup biraz daha e, yani torpido olacak. O yüzden bu gruba da katılmanızı tavsiye ederim. Play Store'dan veya App Store'dan e, Telegram uygulamasını indirdiğiniz zaman e, yine yorumlara bırakacağım linkten Telegram linkine tıklayarak e, direkt otomatik olarak katılırsınız arkadaşlar. Dilerseniz hemen videoyu geçelim fazla laf uzatmadan. Öncelikle bizim ihtiyacımız olan tek uygulama Flash Score uygulaması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda gözüküyor zaten siyah beyaz bir uygulama tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi açılmasını bekliyorum. Evet açılıyor. Yük, yükleniyor şu an. Tamam. Bu uygulama nedir? Bu uygulama maç kolik tarzı bir uygulamadır. E, maçların istatistiklerine, oranlarında son karşılaşmalarını falan görebildiğimiz bir uygulamadır arkadaşlar. Şu an ekranımıza karşımıza böyle bir şey çıktı. Böyle bir ekran çıktı. Şimdi ben burada sağ en üstten e, takvim uygulamasına uygulaması demişim. Takvim amblemine tıklıyorum. Burada bugün ayın 14'ü. Dün 13'üydü. Dünün maçlarından 3.5 gol üstü bitenlerden birkaç tanesini örnek olarak göstereceğim şimdi sizlere. Dünün tarihine tıkladım arkadaşlar ve yukarıda All Games yazıyor. Yani All Games tüm oyunları yazıyor. 289. Üzerine tıklıyorum bunun. Şimdi burada dün oynanan maçların skorlarını falan bize gösterecek bu uygulama. Aşağıya iniyorum. 3.5 gol üstü biten e, bir maç bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi yanlarına zaten e, kaç kaç bittiğini yazıyor. Bakın 1-0, 3-0 bitmiş mesela. 3.5 gol üstü biten e, bir maça tıklayacağım. Bakın Bahreyn Premier Lig'den Al-Hala ile Al-Rifa'nın maçlarını görebiliyorum şu an. 3-2 bitmiş. Üzerine tıkladım bir kere arkadaşlar. Şimdi maça tıkladığım zaman e, Samari H2H ve Standing yazıyor arkadaşlar. Standings kısmına tıklıyoruz buradan. Hemen altından Standings'in altından forma tıklıyoruz arkadaşlar. Formada tıkladıktan sonra aşağıda 5 10 15 yazıyor. Bu 5 10, 5 10 15 nedir? Bunlardan bahsedeyim. İlk 5 maç, ilk 10 maç, ilk 15 maç. Bizim için önemli olan burada ilk 5 maç. 5'e tıkladım. Şu aşağıya indim. Al Rifa'ya tıkladım arkadaşlar. Eee Al Rifa'nın zaten sarı yanıyor. 3. sırada olduğunu görebiliyoruz. Şimdi MP yazan kısım bizi ilgilendirmiyor. PTS yazan kısım bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Şimdi bu durumda ne yapacağız? MP ile PTS'yi görmüyoruz. Bizi ilgilendiren kısım sadece G. Yani G'de ne demek? Attığı yediği goller. Alrifa'ya bakıyorum. 14 gol atıp 9 gol yemiş. Topladığım zaman 23 sayısına tekamül ediyor. 23'ü bir kenara koyuyorum. Şimdi Alhala'ya bakıyorum. 3 gol atmış 9 gol yemiş. Topluyorum 12. Bunu da bir kenara atıyorum. Şimdi bu kenara attıklarımızı sayıları topluyoruz. Al Rifa 14, 9 daha 23. 23 ile Al 3 ve 9'u topluyorum 12. 23 ile 12'yi topluyorum arkadaşlar. Yani toplam 7 attığı ve 7 golle diğer takımın attığı ve 7 golleri topluyorum aslında. Burada sonuç 35 çıkıyor. Eğer bu 35 rakamı 20, 29 olabilirdi. 30 olabilirdi. 30'un üzerinde olabilirdi ki 30'un üzerinde bir sayı zaten. 40 olabilir, 45 olabilir. Onlar daha iyi olur aslında. Yani 29 ve üzerinde ise arkadaşlar bu maçların 3.5 gol bitme ihtimali çok yüksek. Bir maç daha göstereyim arkadaşlar size örnek olması için. Daha iyi anlayabilin arkadaşlar. Şimdi Brezilya liginden Asurene ile Globo mücadelesine tıklıyorum. 3-2 bitmiş bu da. Standings'e tıklıyorum buradan. Hemen altından e, Home Away Form yazıyor. Forma tıkladım. Zaten 5 diye direkt çıktı. Şimdi bakıyorum Globo'ya. 13 gol atmış 6 gol yemiş. Topladım 19. Asu RN'ye bakıyorum. Asu RN 5 gol atmış 5 gol yemiş 10. 19'a 10'u topluyorum 29. Bakın 29 ve üzerinde ise 3.5 gol bitme ihtimali çok yüksektir bu tarz maçların. Haberiniz olsun. Bu maçta zaten 3-2 bitmiş. 4.5 gol üstü bitmiş. Yani başarılı bir sonuç almış. Şimdi iki tane örnek gösterdim sizlere. Bugünkü maçlardan birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Dün 13'üydü bugün 14'ü. Today'e tıklıyorum. Yukarıda All Games 1258. Yani bugüne ait 1258 adet karşılaşma varmış. Ama bunların e, açılan oranları falan toplam toplasan yani 400-500 tane maç ya eder ya etmez. Oranları açılmayan maçları da hesaplıyor burası. Şimdi al games 1258 sayısına tıklıyorum ben. Şimdi burada bu maçların ertelendiğini görüyorum arkadaşlar. Mesela buradan ben hangi maçlara baz almak istiyorum. Örneğin şimdi Türkiye liginden birkaç tane maç baz alacağım. Yanında saatleri yazıyor. Mesela Melbourne Victoria ile Sydney arkadaşlar. Yanındaki W woman anlamına geliyor yani kadınların e, maçı olduğu anlamına geliyor. Örneğin Avustralya liginden bu maçları tıklıyorum şimdi Melbourne ile e, Sydney maçına tıklıyorum. Bakın burada e, standings kısmı olmadığı için bu maçtan çıkış yapmak zorundayım. E, şimdi mesela e, şuradan hangi maça tıklayabiliriz? Estudiantes ile Temperley maçı varmış 9'da. Bu maça üzerine tıklıyorum. Burada standings kısmının olduğunu görebiliyorum. Standings'e tıkladım. Standings'in altında Overall, Top Scores, Home, Away ve Form var. Bizi ilgilendiren kısım Form arkadaşlar. Form'a tıkladım. Aşağıda 5, 10, 15, 20, 25. Yani ilk 5 maç, ilk 10 maç, ilk 15 maç, ilk 20 maç ve ilk 25 maç. Bizim burada baz almamız gereken yer ilk 5 maç arkadaşlar. 5'in üzerine tıkladım. Şimdi Estudiantes'e bakıyorum. 11 gol atmış, 6 gol yemiş, Topluyorum 17. Temperley'e bakıyorum. 5 gol atmış, 5 gol yemiş 10. Topluyorum 10 yapıyor. Estudiantes 17 yapıyordu. Temperley 10 yaptı arkadaşlar. Topluyorum 27. Bu maçın 3.5 gol bitme ihtimali çok az. Yani yok denilecek kadar az attı arkadaşlar. Sonra başka bir mücadele bakayım. Arjantin liginden Los Andes ile Almirante Brown mücadelesine tıklıyorum ben. Şimdi burada standings kısmına tıklayacağız yine arkadaşlar standings kısmına tıkladıktan sonra forma tıklıyoruz buradan 5 5'i e, seçiyoruz bakıyorum Los Andes'e Los Andes'e <laughs> konuşamıyorum Kusura bakmayın saat şu an 6 e, Los Andes 3 gol atmış 2 gol yemiş topluyorum 5 Almirante'ye bakıyorum 5 gol atmış 9 gol yemiş topluyorum 9 5 gol atmış 4 gol yemiş topluyorum 9 Los Andes 5'ti Almirante 9. Topluyorum 14. Bu maçında da 3.5 gol bitme ihtimali yok arkadaşlar. 3.5 gol altı oynayabilirsiniz anlamına geliyor bu da. Sonra başka bir örnek daha göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bilindik bir maçlardan daha iyi idrak edebilmeniz adına açıkçası. Şimdi aşağılara doğru iniyorum. Burada Türkiye maçları da var da. Hani nerede var? Şöyle bayağı bir aşağı ineyim ben arkadaşlar en iyisi. Çünkü ancak İran'a, İran'a geldik. Alfabete göre sıralı ligler. Şimdi Romanya'ya falan geldik. S'ye yaklaştık. Spain'e falan. İspanya ligine geldik. Biraz daha aşağı indiğim zaman. Evet. Şimdi hangi maçlara bakabiliriz? Onu göstermek istiyorum öncelikle sizlere. Mer merak ettiğimiz maçlar. Denizli Gençler Birliği maçı mesela arkadaşlar. Üzerine tıklıyorum. Standings'e tıkladım. Forma tıkladım. 5'e tıkladım. Bakıyorum. Gençler Birliği 3 66 yemiş topluyorum 9. Denizli 4 65 yemiş topluyorum 9. Topluyorum. ikisini de topladığım zaman 18 yapıyor. Biz ne istiyorduk? 29 ve üzeri olması gerekiyor. 19 e, 19 muydu çıkarmıştık bir sonucu? 3 ile 6'yı topla 9. 4 ile 5'i topla 9. 18. Aynen. Burada sonuç 18 çıkıyor. Bizim ihtiyacınız olan rakam 29 ve üzeri. Hatta mümkünse 35 ve üzeri bile olabilir. Bu maçlar 3.5 gol üstü bitebilir. Şimdi bu maçı topladığımız zaman 18 gibi bir sayı elde ediyoruz. Yani bu sayı, bu maçın 3.5 gol bitme ihtimali yok denilecek kadar az. Bu maçta da 3.5 gol altı oynayabiliriz anlamına geliyor. Alanya Gaziantep'e tıklıyorum. Standings'e tıkladım. Form'a tıkladım. 5'e tıkladım. Şimdi Gaziantep'e bakıyorum. 5-68 yemiş. Topluyorum 13. Alanya 3-66 yemiş. Topluyorum 9. Şimdi yukar, yukarısı 13 çıkmıştı. Aşağısı 9 çıktı. Topluyorum e, 22 yapıyor arkadaşlar. Biz ne istiyorduk? 29 ve üzeri. Hatta mümkünse 35 ve üzeri. Bu maçında 3.5 gol 6 bitme ihtimali çok yüksek. E, şöyle üst bitecek maçlardan birkaç tane bulabilirsem daha iyi anlatabilirim. konyaspor Fenerbahçe'ye de bakalım arkadaşlar. Standings'e tıkladım. Forma tıkladım. 5'e tıkladım. Konya 4-66 yemiş. Topla 10. Fenerbahçe 7-60 10 yemiş. Topla 17. 10 ile 17'yi topla 27. Bakın. Şimdi 29'a çok yakın. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? 3.5 gol bitme ihtimali 3.5 gol üstü bitme ihtimali şu anlık yok gibi görünüyor. Lakin bu maça banka oynamak isteyen 1.5 gol üstü ve 2.5 gol üstü oynayabilir maç sonucu da tekrardan bir kontrol edebilirsiniz zaten arkadaşlar. Şimdi başka maçlardan göstermek istiyorum size şimdi. Mesela mesela hangi maçı olarak hangi maçı size gösterebilirim diye bakıyorum. Şurada mesela Muskatla Sohar takımlarının mücadelesi var. Tanımadığım etmediğim takımlardır arkadaşlar. Yani yorum yap deseniz yapamam bu maçlara. Standings'e tıkladım. Forma tıkladım. 5'e tıkladım. Muskat'a bakıyorum. 9.67 yemiş topluyorum 16. Sohar'a bakıyorum 2.62 yemiş topluyorum 4. 16 ile 4 topluyorum 20. 29, 30 ve üzeri çıkmadığı için bu maçın da 3.5 gol 6 bitme ihtimali çok yüksek. Bizim için ihtiyacımız olan arkadaşlar 30 ve üzeri çıkması. 29 da kabulümüzdür. 29, 30 ve üzeri ise o maçların 3.5 gol bitme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Yani böyle üşenmeyin. Bakın e, maçları aratın buradan. Üzerine tıklayın. Mesela e, mesela işte Pumas'la Cruz Azul maçı. Buradan standings kısmına tıklayın. Form kısmına tıklayın. Sonra iki takımın da attığı ve yediği golleri toplayın. Sonra birbirleriyle toplayın. Sonuç 30 ve üzeri etmiyorsa 30 ve 6 ediyorsa arkadaşlar o maç 3.5 gol altıdır. Ama 30 ve üzeri bitiyorsa o maç 3.5 gol üst bitme ihtimali çok yüksektir. Videoyu daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Sizler böyle teker teker üç bakarsanız hangi maçın 3.5 gol üstü, hangi maçın 3.5 gol altı biteceğini zaten tahmin edebilirsiniz. Ee, uygulamamızın ismini tekrar hatırlatıyorum. Flashscore App Store'dan ve Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Ayrıca maçların analizlerine istatistiklerine bakmak için de işe yarayan bir uygulamadır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirsiniz. Beni çok memnun edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. hoşça kalın dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Şans daima yanımızda olsun.